Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir enerji üretme videosuyla birlikteyiz. Bu defa farklı bir çamaşır makinesi motoruyla karşınızdayım. Muhtemelen bilenleriniz var ama birçoğunuzun bunu görmediğine eminim arkadaşlar. Bu gördüğünüz bir çamaşır makinesi motoru. İnternette Ascol motor diye aratırsanız arkadaşlar ulaşacağınız motor tipi bu. Bu biraz daha gelişmiş bir versiyonu, yani mevcut bildiğiniz çamaşır makinesi motorlarına göre daha gelişmiş bir fırçasız çamaşır makinesi motoru, bu şekilde ifade edeyim. Bunu arkadaşlar olduğu gibi üzerinde çok fazla değişiklik yapmadan bir alternatör, bir jeneratör olarak kullanabilirsiniz. Ben buraya ayırdım. Bunu sökmesi biraz zahmetli arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Burada gördüğünüz kısım dönen rotor kısmı. Burada da stator kısmını görüyorsunuz. Klasik dronlarda kullandığınız ya da elektrikli bisikletlerde kullandığınız fırçasız motorun aynısı arkadaşlar. Gördüğünüz bu kısımda bir mıknatıs var. Ve yine burada yıldız bağlantı ve faz uçlarımız var. Buradan da arkadaşlar bunu döndürerek sistem çalışıyor. Verimliliği diğer motora göre biraz daha yüksek. Elimdeki arızalı. Bu tamir edilmeye çalışılmış, ancak burada devrede çok fazla hasar olduğu için tamir edilememiş. Ben de bunu aldım ve sizler için bunu bir alternatör olarak nasıl kullanabilirsiniz, bunu göstermeye çalışacağım. Motora biraz daha yakından bakalım, ardından alternatör olarak motorumuzu deneyeceğiz. Öncelikle rotor kısmıyla başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekli var ve bu kısmın mıknatıs olduğunu size biraz önce söylemiştim. Bakın arkadaşlar, burada bir anahtar var. Anahtarı buralara yaklaştırdığımızda mıknatıs çekiyor. Ve dediğim gibi özellikle bobin sarmakla, mıknatısı yerleştirmekle uğraşmak istemeyen, rüzgar ya da su türbini yapmak isteyen arkadaşlar için kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar olması gereken ya da alması gereken sistem bu. Oldukça kolay bir şekilde bunu alternatör olarak kullanabilirsiniz. Rotor kısmı bu şekilde. Burada rulman var. Bunu arkadaşlar direkt olarak şuralara bir rüzgar türbini ya da bir su türbini monte ederek kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bobin sarmakla ya da mıknatısı yerleştirmekle uğraşmak istemeyen arkadaşlar açısından kesinlikle alternatöre dönüştürmesi en kolay motorlardan ve en verimli motorlardan bir tanesi. Şimdi bu kısımla devam edelim. Stator kısmı ise bu şekilde arkadaşlar. Normalde motor olarak kullanılırken burada bir entegremiz var. Yine burada da MOSFET'ler gözüküyor arkadaşlar. Entegremiz buradan gelen sinyale göre MOSFET'leri kumanda ederek bunun hızını veya dönüş yönünü ve torkunu kontrol ediyor. Kısaca bu şekilde çalışıyor. Buradan çamaşır makinesinin beyniyle iletişim kuruyormuş. Burada bizi ilgilendiren kısmı arkadaşlar şuradaki bobin çıkışları. Burada yıldız bağlantı var. Şurası ortak bağlantı noktası. Ve burada da 3 adet çıkışımızı görüyoruz. Şimdi motoru tekrar toparlayacağım. Yani buradaki rotoru yerine takacağım. Ve ardından buralardan çıkışlardan kablo alarak bunu çevireceğiz ve bakalım ne kadar enerji üretebileceğiz. Çıkışa ise yük olarak 12 volt 21 wattlık oldukça akım çekecek bir ampul yerleştirdim. Şimdi gelin rotor kısmını çevirelim ve ampulümüzün nasıl yandığına birlikte bakalım. Gözükmesi için ışığı biraz azalttım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi motor komple elimde, bakın. Motorun oldukça yavaş bir dönüşüyle dahi buradaki ampulümüz yanabiliyor. Şöyle tekrar uzaktan göstermeye çalışacağım. Şu an sadece bir tane bobini kullanıyorum. Diğer bobinleri de aynı şekilde diyotlarla doğrultarak
kullanıma alacağım. Yani 3 fazımızı DC hale getireceğiz. Bir de öyle deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yıldız bağlantının çıkışlarını buradan aldık. 1N4007 diyotlarla bir doğrultmaç devresi hazırladım. Ve bütün çıkışlarımızı lambaya yönlendirdik. Bu şekilde tabii ki bir miktar kaybımız olacak. Ancak ürettiğimiz enerji kaybın üzerinde olduğu için bence sorun yok arkadaşlar. Şimdi gelin bu şekilde tekrardan alternatörümüzü test edelim. Enerji üretmek için motorumu çevireceğim arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bakın. Gayet güzel enerji üretiyor. Hatta daha fazla güç ürettiğini söyleyebilirim. Hatta bakın şöyle yaptığımda bile güç üretiyor. Özellikle son zamanlarda gördüğüm en iyi alternatör oldu. Üstelik hiçbir değişiklik yapmadık. Bu defa çıkışa 2,5 voltluk küçük bir lamba var. Bunu takacağım. Bu lambayı ise bakalım nasıl yakacak. Işığımı biraz daha azalttım. Bakın arkadaşlar. Çok küçük bir hareketle bu lambayı yakabiliyor. Şöyle göstereyim bakın. Şu an 3 fazımızda kullanımda. Gerçekten çok az bir hareketle enerji üretiyor. Çok fazla hızlı çevirirsem lambayı patlatacaktır. Gördüğünüz gibi patlattı zaten. Devir sayısı arttıkça üretilen gerilim de akım da yükselecektir tabii ki bu sistemde. Ancak küçücük bir hareketle bile inanılmaz güçler ürettiğini görebilirsiniz. Dediğim gibi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan olduğu gibi kullanabileceğiniz bir sistem. Lambayı değiştirerek tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok az bir hareketle bile bakın gerilim üretiyor. Bence alternatör olarak kullanmak için harika. Böylece bir inceleme videomuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. İlk kez görenler için de Ascol motoru yakından sizlere tanıtmış oldum. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.